Evet sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerimiz, izleyicilerimiz. Şu anda Münih'e doğru yoldayım. Kısa bir mola vereyim dedim. Sanatçı dostlarımız Buse Arslan Şensoy ve Çağrı Şensoy'u Münih Havalimanı'ndan alacağım. Almanya, Avusturya, İtalya üçgeninde çok güzel bir gezi yaşayacağız ve sizlere de bunu yaşatacağız. Sizlerden ricam mutlaka kanalımızı takip etmeniz, altına yorumlar yazmanız, sorular sormanız ve bu sorularınızı mutlaka sanatçılarımıza ileteceğim. Ve kendilerinden de cevabı alırken de soran kişinin kim olduğunu da yayınlayacağım. Aynen. Süper. Araba pişti bu arada, biliyor musun? Pişti mi? Vallahi. Nerede? Gerçekten. Şurada. Oo, gördüm onu. Vay, çok havalı gözüküyor. Adı ne abi? Adını ne koydu? Adını ne koyduk? Adını ne bileyim ben. Sen koy adını. Sen tabii gönül bağ kurmuyorsun bu arabada. Yok, çünkü sürekli değiştiriyorum. Değişti işte. Biz öyle değil. Benim arabanın yanına. Senin yolculuk nasıl geçti abi? Gayet güzel. Ben valla Güle Eline geldim. Tam evet. Size söylediğim saatte geldim. Kaçta geldin? Hatta indim. 12'ye 10 kala geldim. Erken geldim. İndim. Normalde sizin uçağınızın inmesi gerekiyor 12'de. Vay be. Aman Allah'ım. Buse ve Çağrı'nın geldikleri uçak 1 saat rötar yapmıştı. Bunun üstüne aynı anda iniş yapan 4 farklı uçakla birlikte pasaport ve valiz almada yaşadıkları yoğunluktan ötürü toplamda 2,5 saat sonra dışarı çıkabildiler. Tamam, sendeyiz abi. Şimdi öndeki 2 koltukta ayakkabıyla girip çıkabiliyoruz. Önde, sadece öndeki 2. Arkada istediğiniz gibi yan ayakta ulaşabilirsiniz. Araba temiz. Muhakkak. Ondan sonra başka ne diyebilirim? Hızlıca söyleyeyim. Ha, valizleri içeride koymaya yer var. Boşuna bagaja koymayalım. Bir şey almak isterseniz evet, falan. Tamam mı? Hemen çıkarırsınız. Ondan sonra istersen arabayı bir açayım, önce klima çalışsın. Biraz tamam, soğusun. Tamam, öyle yapalım. Değil mi? Biraz soğusun. O zaman şu çantamı da... Kafa uzatabiliriz ama değil mi? Ama ne gerek var diyorsun değil mi? Buse yürümeyi çok sevdiği ben için. Ben hayal edebiliyorum. Oradan açan nasıl gözüküyor. Biraz sonra da resim acayipmiş. Ne dersin Alplere? Güzeller bu. Neden olmasın değil mi? Oradan bakınca da çok güzel. Ama ben dediğim gibi düşünebiliyorum ki oradan bakmışım. Buse sen kasabacısın galiba değil mi? Evet. Tamam. Tatlı şirin kasabalar. Yapıyorsak yapalım yani diyorsun. Öyle yarım yamalak oradan gittik, azıcık yürüdük ettik falan filan. Yok canım, hayır, oradan aşağıda ziplenle geliyoruz ya. Ha, o fena değil diyorsun. Ha. Ama şimdi bu rotada yok artık. Bu rotaya güzel kasabaları koydum. Tehlikeyi kaldırdık bu rotadan. Şurada şu an. Sersin. Senin yerin sosis. Aç işte. Yeah. Burada az önce biliyorsun ama. Bak bunlar da olaydır biliyorsun. Kafan ama değil. Çünkü pizzacıya gideceğiz Gültekin abinin. Aynen. Kuzey İtalya'nın en güzel pizzacısı diye bize... Yok, onu iddia etmedim de. Doğru. Ama güzel, iyi bir pizzacı. One Americano and do you have cortado? Cortado do you have? Cortado coffee? No? Okay. A big... Big. Cafe latte and Americano. Thank you. How much? Please. Kesene hareket abi. Ne demek ya? Sürpriz. Şapte vereceksin. Thank you. Abi sen zaten herkesi dünyanın en güzel Noah şehrine götürdün. Göllerin en güzel suyun kenarına çıkmalara götürdün. Ama orayı görmemiz ister. Biz benzincilerde espresso içiyoruz. Kahvenin kalbi bile bozulmuyor. Çağrı'yı duydunuz mu, ne dedi? Çağrı dedi ki, abi sen herkese işte güzel göllere götürdün. Güzel, nereye götürdün dedin? Kolmarlara götürdün dedi. Bizi benzin istasyonunda dedi. Dondurma sokaklarında. He, bizi benzin istasyonlarında böyle perişan ettin dedi. Esso, reklama girmesin de şimdi. Şunlar yastık kılıfınız. Şunlar. Tamam. Aynı zamanda yorgan kılıfınız. Şunlar da yorgan. Şimdi onu açınca şişecek zaten. Ya bunun bu kadar sıcak olduğunu düşünemedik. Yoksa biz evde takardık ya. Böyle
Bakın şimdi efendim size yorgan geçirme tekniği göstereceğim. Lütfen. Lütfen. Daha doğrusu Çağrı'ya göstereceğim. Eminim siz biliyorsunuzdur ama Çağrı bilmiyordur. Buradan böyle yürüyorum. Bak Çağrı'nın yardım ettiği kısım şu. Hangi kısım? Şimdi ben bunu böyle geçirdim ya. Burası çok... Valla kafayı gümüyor mu? Şimdi çekecek. Hiçbir şey bulmak. Evet, oley. Nasıl yaptın? Bence çok zor bir iş başardın. Daha ne yapacağım abi? Şuraya atsana be. Orada yedek havlular var bak. Bunlar hep yedek. Bunlar hep yedek. Ya olur her şey. Orada hırkalar var üstü senin. Yedek havlular var. Oraya da siz özel eşyalarınızı koyabilirsiniz. Yani bavulunuzu oraya boşaltabilirsiniz. Kamp yerimize gece saatlerinde ulaştığımız için önce restoranlar kapanmadan kasabaya yürüyüp yiyecek bir şeyler bulmaya çalıştık. Dolayısıyla yatak hazırlama işimiz çok geç saatlere kaldı. Artık uyku zamanı. Sabah erken kalkıp koca günü kasabayı gezerek aktivitelerle doldurmak istiyoruz. Riva del Garda'nın yaklaşık 2 kilometre dışında bulunan Brione kamp alanındayız. Bugün kahvaltımızı yaptıktan sonra gölde yüzmeye karar verdik. Evet, günaydın Çağrı Bey. Günaydın abi. Ne yapıyorsun sabah sabah, sabahın köründe? Sabahın kahve, köründe. Kahveyle günümü başlatıp, evet. Yani daha belli değil ne yaptığım, ne yapacağım, onu belli hale getirmeye çalışıyorum. Evet, şey, biraz serinlik geldi mi gece? Gece geldi, bir tatlı. Bak, önce dedim ki yanacağız herhalde. Sonra evet. Topladı ama. Yavaş yavaş kendine geldi dünya. Dediğim gibi sizin şansınıza en sıcak döneme denk geldik biliyor musun? Diğer gezilerde karavan içi serin oluyordu. Biz hatta üşüyorduk bile. Biz her yerde öyleyiz. Nereye gitsek en sıcak gününe, en sağanaklı gününe mesela. Mevsimsel bir şansımız vardır çift olarak. Evet, süper. Süper. Sabah sabah size etrafı göstereyim. Ağustos ayı kampına geldiğimiz için maalesef birbirimize çok yakınız komşularımızla. İç içeyiz. Adeta gece kucak kucağa uyduk hepsiyle. Evde de Çağrı yapıyor bu işleri. Olur mu? Ben yardım ediyorum Çağrı. Anlamadım. Kim kime yardım ediyor? Ben Çağrı'ya yardım ediyorum. Ha, okey. Çağrı yapıyor yani. Efsanesin Çağrı. Yani konu bizim dışımızda şey diyorlar ya işte kadınlara. Ben eşime yardım ediyorum. Evet. Oraya bir gönderme yapmak istedim. Hoşçakalın. İyi yaptın. Nereye gidiyorsun? Yazacağım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl etraf? Çok güzel. Bir tane köpekle tanıştım. Ne yapıyormuş? Böyle... Dayı gibi duruyordu. Dayı. Bunu sen kendi metodunu kullan. Ben setaplarımı iş yeri tutsam. Şu an kimse yok nasılsa. Still don't know how to deal with it. I'm happy but it makes me feel like shit. Harika. Evet, sen hani yürüyerek göle gidebilir miyim dediğin yer burası işte. Burası. Burada yüzülmez. Oradan yürüye oradan yürüye gidelim gölün kenarından. Tamam. Gördüğümüz güzel buradan plaja. Evet buradan ta şehrin merkezine kadar bağlanıyor. Burada yol patladı. Yok devam şuraya. Yol patladı. Evet. Yol biliyor bunu. Yol implak etti. Ne demek köpek giremez? Ne demek köpek giremez? Evet bak buradan itibaren ta şehir merkezine kadar plaj. Hikaye bu. Yani burada yüzelim derseniz geldik bile yani. Şu bisiklet yolu bu yani. Evet. Bu çok uzun gidiyor. Şu şehir merkezine kadar gidiyor. Çok güzel olay bu. Beğendiğiniz yerde durabiliriz. Yani ilerisi de var. İsterseniz tamamını görelim de diyebilirsiniz. Görelim. Görelim. Güzel. Görelim yani. Buse yürümek için. Bugün çok şey. Yürümek için can atarım. Her zaman böyle. Onlar ne yapıyor? Burası güzel değil mi? Ördeklerle mördekler. Güzel güzel gerçekten. Ha böyle gölgede tamam mı? Serin, esiyor falan. Şey ha? Çökeriz ya. Esiyor falan. Bana burada drone'u kullandırmazlardı ya. Yok abi olmaz. Burada drone çatlar. Göl kenarında drone kullanmanın yasak olacağı düşüncesiyle size buraları gösterebilmek için kamp alanından gönderdiğim drone'la 100 metre yükseklikten biraz çekmeye çalıştım.
oyuncak gibi koymuşlar sandık. Demin dediğin gibi şey, bu kadar kalabalığa hiç ses olmaması. Evet. Ördekler biraz çığırtkan. Ördekler rahatsız ediyor insanı. Ördekler mi? Korkusuzlar. Korkusuz, cüretkâr ördekler. Neden bir de, korksun? Ağzından uçuşsan. Bir de şey, dalga sesi. O da rahatsız edici. He? İşte bu yolun devamı. Yani... Bu kadar büyük bir göl. Yani ki burası İtalya'nın en büyük gölünün Como Gölü olduğu zannediliyormuş. Fakat doğru değil arkadaşlar. İtalya'nın en büyük gölü burası. Ve aralarında birkaç santim fark olabilir, bilemiyorum. Ama benim bildiğim en büyüğü burası. Bayağı büyük yani. Bayağı büyük. Evet, buz gibiydi. Hüseyin abi. Buz gibiydi. Hiç gelebileceğimi düşünmüyordum ama dedim ki sen bunu yaparsın ve yaptım. Ben de soğuk sevmem ama şey, alıştım girince. Bir dakika, sana alıştım. Alıştım. Sen yani, alışamadın mı? Alıştım ama yani kendime neden bunu yaptığımı sorguladım. Hadi ya. Hak edin niye dondurur gibi. Evet ya. Ama herkes çok rahat. Onlar alışkın, sen? Bir şey yok çünkü. Bence Kıbrıslıların yanında iyi. Kıbrıslılar üşürken... Ya soğuk üşürken diyemeyiz yani. Vay o çok... nasıl gireceğim falan değil. Karım için soğuk olur öyle. Benim için. Bu soğuk suya, benim için olan soğuk suya girebilmemin tek sebebi suyun tatlı olması. Aynen. Çıkınca o denizden çıktığındaki tuhaf his yok. Duştan yeni çıkmış. Ben onu da severim. Şimdi denize cevap hakkı vermeyelim. Şimdi tatlı suyu bulduk diye denizi gömmeyelim. Deniz yok de başka canım, onun şey yeri ayrı. Onun yeri ayrı da. Hani o denizden çıktıktan sonra bir de duş olma hikayesi, evet, var ya, tek duş alma hikayesi. Gerçi onun da bir süre yani, ilk girdiğin zamanlarda derler ya tuzda kal iyidir, o da ihtiyaç falan. Ben onu da severim aslında. Cildi zaten belirli bir süre sonra böyle geriyor falan o tuz. Ama al gibi vallahi, gir iç, yüz, yanından ördek geçsin. Gerçekten bu kadar kefaller vardı. Kefal olduklarını düşünüyorum, bilmiyorum. Bence köpek balık. Ne gördün, balık mı gördün? Oo, hani bu kadar. Ciddi mi? Evet. Baya tut al yani, hiç insandan da kaçmıyorlar, umurlarında değil. Yani balıklar bile oldukça konforlu ve rahattı insan. Yani dünya umurunda değil. Balıklar bile insan. Olay burada, haberimiz yok. Hikaye burada. Eminim öyledir de buradan nasıl indin? Gel buradan. Ben geleyim. Buradan. Dur geliyorum. Abi. Sen bunları incele. Gidin beni. Ben inceleyeyim lan. Beni oyalayacak şeyler. Bir sola bir sağa git. Bu arada buz. Ayağım dondu. Çağrı burada bekler, tamam mı? Geliyorum. Aslında. Sen neye sıkılıyorsun acaba? Senin ağabey babanın yine bisikletle geziyorsan neden sıkıldın? Ekşimiydi şu. Ekşimiydi böyle. İtalya'ya da gelmiş, babasıyla geziyor, bisikletin önüne oturmuş, bir de ekşi. Doğmuş. İtalya'da doğmuş, cimmommomlu olmuş. Kim o? Kimle konuşmuş? Zaniolo falan, ne bileyim. Evet, onun teleferi ayrı. Okey, yarın bunları yapacağız biliyorsunuz değil mi? Planımızda bunlar var. Yani o tepeye çıkamasak da, şu tepeye çıkarız artık. Ha? Hayır, bu arada o tepeye hangi çıkarız. Hangi tepe, tepesi? Yok tepe, yok. Hayır, o tepeye çıktık. Hadi o tepeye çıkarız da böyle bize fındık kadar, böyle Türk kahvesi fincanı kadar bir kilise çok da görmeye değmeyecek. Yok yok, kiliseyi görmek için demedim. Şuraya yürüyerek çıkarız. Yürüyerek mi çıkacağız? Oraya zaten çıkacağız. Oraya çıkarken ama çünkü bir şelale tepe... olayı var ya. Ha, şu mağaranın içindeki şelale. Şurası bana çok okey. Orası. Oraya gideceğiz zaten. Oraya zaten teleferikle çıkıyor. Yok yok, Buse şu bina göstereyim. Binanın giriş katı. Güzel. Aşırı iyi.
Ben buldum ya, benim evim orası. Herkesten izole. Ama nasıl tepede yok. Ya? Nasıl tepede? Ha? Hep ormanlar, hep bayırlar, çayırlar. Hani seyircilerimiz de böyle bir bookstore, ne bileyim, böyle küçük de olsa bir medeniyet, bir şehre inmeyelim ya. Aslında doğadaydık da biraz önce. Bence bu programın buna ihtiyacı var. Dolayısıyla biz de bu ihtiyacı karşılamak adına dedik ki sizi böyle ufak tefek, bakınız mesela. Acayip tişörtler, çok güzel şeyler. Bisikletlere gel. Tamam ya, göller çok güzel. Her şey yolunda. Doğa nefis. Ama azıcık ineceğiz. Mimari, alanlar. Bu arada, insanlar. Bu arada dondurmacı geride mi kaldı? Dondurmacı patladı, ben sana söyleyeyim. Patladı abi. Mı? Vallahi. Solda da vardır ya. Ben bu sene diyeceğim. Şey, şu otelin üstü güzel değil mi? Çok sevmiştim. Ben konuyu değiştirdim. Yarın nasıl? Yarın. Çok mu belli oldu? Yarın şart. Yarın daha güzel. Yarın dondurma günü bu. Bir dakika şöyle yapalım. Yemeğimizi yiyelim. Bir daha buraya. Yemeğimizi yiyelim, dondurmayı ekstra da hani şey olarak. Dondurmayı getir ben sonra. Tatlı niyetine olmaz mı? Benim dediğim yer geliyor galiba. Ben geliyor mu? Geliyor. Öyle mi diyorsun? Ben biraz daha sola dönecekmişiz ve dondurmacı da geride kalmışız. Abi kimi dondurma yemek istemez, kimi dondurma yemek ister ulaşamaz. Aranızda galiba sen daha çok seviyorsun. Biz yok, böyle bir rekabet olamaz aramızda. Hangimizin daha çok sevdiğini tartışamayız. Sen. Ne oldu? Aa, ne oldu? Geldik. Allah olsun. Allah haklısın. Benim dediğim dondurmacıya geldim. Senin Allah dünyaları ya. Dolandırdın. Geri kalanını çantayla beraber beni de taşıyorsun. Evet. Hadi neyiz? Hadi. Dondurmacı burası. Hadi. Burası dondurmacı ama nasıl bir dondurmacı? Bendekiler daha mı iyi ya? Bendekiler daha iyi. Ama seçmeyi bileceksin. Ben iyi seçerim. Fındıklı dondurmayı iyi yapıyorsunuz be. Bayağı iyi. İyi mi? Bayağı iyi. Yüzü benimkilerde. Çünkü ben her zaman çok iyi dondurma seçerim. Nihayet Çağrı'nın istediği olmuştu ve İtalyanların o muhteşem dondurmaların tadına bakmıştık. Akşam yemeğinde sponsorumuz Erciyes Sosis'ten harika sosisler yiyip biraz dinleniyoruz. Çünkü yarın yeni ve yorucu rotalar bizi bekliyor. Bir dahaki bölümde o meşhur tepeye Çağrı'yla nasıl çıktığımızı ve neler yaşadığımızı izleyeceksiniz. Takip edin, takipte kalın.